Hadi gelin HTML metinlerimizin HTML'de formatlanması ile ilgili çalışalım. Bunun için yeni bir dosya oluşturuyorum yine. Formatting.html. Bunu yaptığımız zaman şöyle ki metinleriniz olur ve siz bu metinlerinizi formatlamak istersiniz. Bunun için sıklıkla kullandığımız taglerden bir tanesi bold kısaltması olan B tagidir arkadaşlar. B tagi metninizin kalın puntoyla yazılmasını sağlıyor. Örneğin Engin şöyle boşluk Demiro yazalım. Sonucu görmek adına yine indekse gidiyorum. Buraya bir link daha bırakıyorum. Buna da formatting diyelim. Şöyle formatting İngilizce yazmışız. Formatlama yani. Buraya da bir BR bırakalım ki alta götürsün bizi. Okey. Formatting'e tıkladığımız zaman bakın Engin Demiroğlu'nun Demiroğlu kısmı yani B'nin içerisine yazdığım kısım bold olarak gelecektir. Artık son dönemlerde B yerine HTML5 ile beraber Strong biraz daha sık kullanılıyor. Strong daha çok tavsiye ediliyor. Bu muhtemelen arama motorlarının vesaire bu tagle daha barışık olmasından kaynaklanıyor. Aslında bakarsanız sonuç olarak bold'dan pek bir fark göremeyeceğiz. Yani B yerine Strong'u rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şuraya yine bir BR bırakayım ki bizi şöyle alta götürsün. Evet, bir diğer tagimiz ise arkadaşlar emphasize kısaltması olan em. Yani emphasized vurgulanan demek. Örneğin siz şöyle Engin Demiroğlu'nu bu şekilde vurgulamak istediğinizde hafif italik şekilde bir metnin içerisinde emphasize'dan yani em'den yararlanabilirsiniz. Yine bir br bırakıp alt alta gelmesini sağlayalım. Şuraya. Tabii ki. Formatting. Evet. Bu şekilde geldi. Emphasize'ın aslına bakarsanız en eski alternatifi de strong gibi arkadaşlar. B'nin alternatif olan strong gibi i var. O da italik yazılmasını sağlıyor. Aslına bakarsanız yine emphasize'dan bir fark görmeyeceksiniz. I yerine m, b yerine strong kullanmanız tavsiye edilir. Ama bunu yaparsanız sıkıntı çıkar mı derseniz çıkmaz. Bir diğer şey ise tag ise adından da belli olduğu üzere small arkadaşlar. Small tag'inin içerisine Demiro yazdığım zaman şuraya da br koymayı yine unutmayalım. Formatting'e gittiğim zaman bakın Demiro biraz daha küçük formatta göreceksiniz. Hemen devam ediyorum. Yine Engin diyorum buraya. Şöyle bir br yine koyuyorum. Bir diğer tagimiz ise sub arkadaşlar. Şöyle sub'ı açıp kapatalım. Yine Demiro yazdığımda sub'la arkadaşlar şöyle ki bakın metni biraz daha aşağıda yazıyorsunuz. Yani genellikle işte hani o bakınız veya kaynak gösterdiğimiz zaman kullanabileceğimiz birazcık aşağıda gösteren bir görüntü arkadaşlar. Bir de saba benzeyen alternatifi değil tabii ki. Şöyle superscripted dediğimiz görüntü. O da bakın şöyle yukarıda görünen data. Yani sub'ın tam tersi. Sub nasıl aşağıdaysa scripted biraz daha yukarıda küçük puntoyla gösteriliyor. Yine buraya bir BR
koyalım. Hatta yeri gelmişken unutuyoruz çünkü sürekli. Buraya da koyalım. Evet, devam ediyorum. Bir de ins tagimiz var arkadaşlar. Ins tagimiz ise inserted'dan geliyor. Yani şöyle sonuç olarak göstereyim. Şöyle altı çizili şekilde göreceksiniz metninizi eğer ins tagi içerisine bıraktıysanız. Yine bir tagimiz ise deleted'dan gelen, yani silinmişten gelen del tagi arkadaşlar. Şuraya da bir br koymuş olmayı unutmayalım. Yeri gelmişken şuraya da koyalım. Şöyle formatting dediğimde bakın üzeri çizili şekilde geliyor. Son bir tane de mark arkadaşlar. Mark'tan geliyor. Yani işte hani keçeli kalem mi? Keçeli kalem değil de fosforlu kalem. Fosforlu kalemle hani yazarız ya. Şöyle üzerine işaretledik hani sarı renkte vesaire. Bu da mark tag ile yapabileceğimiz marked anlamına gelen, yani mark edilmiş. Tam hani ne diye bunu Türkçe'de nasıl kullanırız bilmiyorum ama anladınız siz beni. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Formatlama taglerimiz bunlar.